Ben başlıyorum sınavıma. İsim, soy isim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ben Pınar. Bugün yanımızda çok sevdiğimiz değerli konuğumuz Feride Özdinç var. Hoş geldin Fericeciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Mükemmelim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Tekrardan kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün efsane çok güzel bir içerikle sizinleyiz. Birazdan önümüze zarflar gelecek. Bu zarfların içinde ülkeler olacak. Biz de bu ülkelerin okul yemeklerini yiyeceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir sürü farklı ülke varmış. Ne olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Karnımız aç. Bekliyoruz. Bir boğa kadını olarak ben hepsini yiyeceğim. Hadi bakalım. İddiası çok büyük gerçekten. Ben böyle yiyemediklerimi Feride'ye doğru göndereceğim. Hadi bakalım. O zaman ilk ülke gelsin mi? Bence gelebilir. Gelsin. Böyle zarflarımızı verelim. Abi umarım elin uğurludur bak bana. Uğurludur, uğurludur. Ya bayrak vereceğiniz şimdi. Ben bayraklardan bulamayacağım ya. Of ya. Ben yardımcı olurum farklı sana. Kültürler. Farklı kültürler. Tamam ben Almanya. Değil mi? Burada Belçika ya. Mı yoksa abi? Hindistan. Bana da söyle. Bir dakika dur, ters tuttu şimdi, karıştı bu. Almanya mı Belçika mı? Almanya. Heh, tamam. Aynen. Ben Almanya'yım. Ben Hindistan'mışım. Ben de Amerika. Ben bir şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Feride'deki bu biber ne? Hani gerçekten. Şaka mı bu yani? Okulda, okulda bu biberi kim yiyor? Gerçekten. Değil mi? Boyumuz kadar biber yani bu. Şimdi labne olacak bu. İçine cips kıtır kıtır yapmıştık. Aynen öyle. Bu Hintlileri yani kuru kocaman biber yemeseydi aslında merak ettim nasıl bir şey acaba? Ben çorbamın bir tadına bakıyorum artık. Hadi bakalım. Of bu da var ya efsane kokuyor. Sosisli patso kıvamında. Çorba hafif acı ama güzel. İçinde süper. Mercimek var. Aynen bence de gayet güzel duruyor bu arada. Bir çirkin duruyordu o yüzden. Allah'ım. Ama Ezo geline benziyor o yüzden söyledim. Ben de hemen tadıyorum. Hindistan'a gittiğimde onu yiyeceğim. Hindistan'a gidersen aç kalmazsın. Bu ne? Nasıl? Tabii. Çok iyi. Yediğim en iyi sandviç olabilir. Hile mi yaptın? Demem yok mu? Yok gerçekten. Zarfları bu verdi. Bak ben hiç güvenmiyorum. Bence de onun elinde bir şey var. Bize verdiği zarflar kötü çıktı. Gerçi yok ya. Alman usulü işte. Alman usulü. Çok iyi. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Sandviçin içinde bir sos var. Ne sos olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bence sandviçi çok lezzetli yapmış. Yani gerçekten en beğendiğim sandviçler arasında ilk beşe çok rahat girer. Bu kadar çorba yeter. Bence de. Aynen ana yemeğe geçsen yavaştan. Ben ana yemeğe geçiyorum. Bu arada benimkiler de efsane. Ayrıca patates hastası bir insan olmayacağım. Güzel. Çok aşk almış. Ben alırım. Buyurun. Buyurun efendim. Doydum. Okulda doydu çocuk bunlar. Evet. Süper. Karnım tok. Şimdi bu devlet okullarında mı, özel okullarda mı? Devlet. O çorba devlet çorbası. Yurt dışındaki devlet okullarında yemekhaneler mi var? Türkiye'de var mı? Ben niye bilmiyorum. Ufkum açıldı şu an. İşte videolar bize ne mi katıyor? İzlediğiniz için size de katıyor. Evet arkadaşlar biz yiyeceğimiz kadar yedik. Sırada puanlamamız var. Sıra sıra puanlayacağız. İlk başlamak isteyen var mı bu arada yediği yemeğe puan vermek isteyen? Ben söylüyorum o zaman. Alman. Lar güzel yapıyormuş gene. Gerçekten fena değil. Diyorum ki 7. Bana bakma hem güzel yapıyormuş diyorum. Ama 7 puan verdi bu arada bence. O üzerinden 7. Bence evet, de yüksek evet. Daha kötüleri vardır ha, ama. Diyorsun ki bir okul için bunlar gayet okey. Evet evet gayet iyi bence. Süper. Ben 10 üzerinden 5 veriyorum ya. Biber ne alaka? Evet onun görüntüsü bir kötü yani. Sinirlerim bozuldu. Bu tabak olmadı be hani. Değil mi? Bir de normal Türk pilavı var burada. Evet. O tam Türk. Vallahi canlarım ben şöyle söyleyeyim. Patates okey. Bezelye haşlanmış ben çok sevmem. Ama sandviç sayesinde genel olarak tabağa puanım 8. Oh, evet evet. Çok iyi ya dediğin verdi. Gibi sandviç muazzamdı yani. Bayağı iyi verdi. Sandviçin aynen. İçindeki sosu beğendin sen. O sos çok güzel yapmış sandviç. Evet. O zaman artık sıradaki ülkemize geçebiliriz. Bence başlangıcı kötü yapmadık bu arada. Yani güzel hani, oldu bence. Evet evet böyle şey kötü diyeceğimiz bir şey yemedik henüz. Evet evet. Umarım da demeyiz. Evet. Bana zarflarımız şöyle, geldi. Şöyle bir Allah. Türkiye çıksa şöyle bir ev yemekleri of. Yaprak sarması. Oh. Tadından yenmez. Al sana Kuzey Kore. Ha Güney Kore. Ay Güney Kore. Güney Kore. Yanarız Pınar lütfen Kuzey Muzey'e girme. Feride manifestledi bana geldi ya. Evet. Gerçekten ya. Peki ben sormak istiyorum Feride. Eğer isterlerse ikisi aralarında bir değiş tokuş yapabilirler mi acaba ülkelere? Ben aslında Brezilya'yı merak ediyorum. Ben de Güney Kore'yi merak ediyorum. Süper. Merak ediyorum. Gel. İyi ki sormuşum. Kral ya. İşte arkadaşlar. Bu ya. Artık Pınar en sevdiğim insan. Arkadaşlar benim de Rusya. Ne güzel bir şeyler gelecek sana kesin. Bakalım sanki. Umarım. Onu yediğinde acaba sarışın mavi gözlü olur musun? Çok merak Pınar'ın ettim. Pınar'ın kafasında kurma şekli.
Evet, size gerçekten sormak istiyorum. Şu anda tabağa tadına bakmadan ne düşünüyorsun genel olarak? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bence de. Vallahi senin Rus salatan çok gözüme çarptı. Boğazında kalmasın. Okey bu arada. Hani gerçekten de Rus. Sisle pilav ne alaka? Evet, o beni çok kesti. Çok rahatsız etti şu anda. Hiç uyum göremedim. Bak sende de rahatsız edici bir şey daha. Aynen. Ben de biber sende mi? Senin şu ne şu? Ay acı kaga. Bayağı bir acı sos gibi duruyor. Ay bu ne? Böcek! İnanmıyorum. Bir şey, kemikli bir şey bu. Brezilya'dan buraya böcek gelmiş. Ay ne yapacağız? Üzüm gene üzüm ya. En evet iyisi. Evet onlar okey. Bence de muz da zaten. Sana bak meyve bile yok. Acıdım çok acıdım. Neden aldım ki Güney Kore'yi ya? Of bir yanlışlık oldu fark ettim. Kendi etmiştim. Ellerine kendini yaktın gerçekten. Hani görüp yorumladık artık tatma sırası. Kız bu kereviz mi? Iyyy kereviz. Ya, nefret sensin. Ederim. Bence tadına bakmamak için bu arada böyle yapıyor. Ya hayır ya. Çok önemli. Ben çorbamı tınlamıyorum. O kereviz mi bu arada? Ispanak. Aynen öyle. Gayet de yiyeceksin yani Feride. Kaçamazsın. Bak bunların pilavları güzelmiş. Gerçekten beğendim. Ben çorbanın tadına bakıyorum. Hiç gelmiyor. Aa, brokoli çorbası. Aa bak onu severim. O zaman güzeldir o bence. Evet güzel. Bayağı iyi. Süper. Oha, afiyet brokoli olsun. Aşığıyım ve bu çorbayı beğendim. Peki Feride bundan yemek ister misin? Allah yok aşkına canım, bak. Afiyet olsun sana. Yani sen ye. Bak. Sen onu yiyeceksin bu arada Pınar. Ben aşırı merak ediyorum o ne. Çok fena. Onu yiyemem de şöyle bir onu çatalla. Onu göster, onu ye Pınar. Onu bir ye Pınar, ye. Pınar, ye! Ye. Arkadaşlar, okulda beni revire mi götürürsünler? Ne yapacaksınız? Ölürüm bunu yersem. Isır. Bir de ısırtırıyor bana. Kız bu ne? Ne o? Bademli, sanki cevizli acuka. Hadi ya ben de kötü bir şey çıkar diye sevinmiştim ya. Bizim kuyu kazmalar. Burada sen. İğrenç bir tepki bekliyorum. Kötü okul arkadaşları bunlar arkadaşlar. Sınav da senden kopya çekenle ilgili. Ama üzümüm çok güzel. Ben çok kısa hemen yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Rus salatası çok okey. Hani aynı burada yediğimiz gibi falan. Gayet güzel. Sosis ve bulgur pilavının uyumuna bir anlam veremedim. Ama şöyle söyleyebilirim. Sosis kendi başına okey gayet güzel. Bulgur pilavı da aynı şekilde. Ya ikisi yenir miymiş? Yenirmiş. Biraz böyle ketçap mayonez falan olsa okey ama okulda bu olmalı mı? Hayır bence. Bu pilav ne ya? Ay. Vallahi benim pilavımdan ye. Dünyanın en güzel pilavı. Ben hiç beğenmedim bu pilavı. Şimdi şunu tadacağım. Tamam daha tatmadın mı sen? Hayır. O zaman... Dararam, dararam, hadi bak büyük al, büyük al Feride'ciğim. Öyle bir şey yok, hadi. Afiyet bal şeker olsun. Aç ağzını bir güzel. Heh. Uçak geliyor. Ben okulda bunu önüme koysalar yemem. Çorbamı içerim kalkarım. Ama çok haklı. Yani... Ya görüntüsü bir kere insanın birazcık moralini çok bozuyor. Bir tık şey böyle. Bravo. Mesela bunun yanına yoğurt koysunlar. Evet değil mi? Sade sade. Yok olmaz. Allah'ım ya. Bu nasıl okul? Sanki açlık oyunları oynuyoruz. Evet sen ne yorumda bu? Ha ben de sıra. Sen de sıra. Ay ben pilava bayıldım. Ben barbunyalı pilav hiç yememiştim. Gerçekten de Brezilya barbunya pilavı çok güzelmiş. Bayıldım. Onun haricinde bildiğiniz üzüm yani. Hani Türkiye'de her yerde satılıyor. Kime girseniz bulursunuz bu manada. Ama bir şu nedir? O acılı şey nedir yani? Evet onu bir anlatamam çünkü yani bunun tarifi yok. Ya cevizli böyle acuka gibi bir şeydi ama acı da değildi yani. Denemek istiyorsanız ceviz buyurun. Gibi, ceviz gibi görmedim böyle. Ne şey badem mi bu ne? İşte çözemedik ver şöyle. Ver bakayım. Bir. Hadi al. Feride sanırım kendini kurban ediyor. Evet. Dişlerin kırılmadı inşallah. Ses geldi sanki değil mi böyle? Sadece salça ve ceviz tadı geldi bana. Değil mi bak ceviz. Ceviz o tamam. Zaman aynen. Evet. Okay. Bence puanlamaya geçebiliriz. Bunlarcım en son yorumu sen yaptın o zaman sen başla. Ben o zaman 6 veriyorum. 6. Ben 3 veriyorum. Ooo Feride bayağı düşük puan verdi. Evet. Çünkü pilavı da ıspanağı da beğenmedim ve çorbaya verdim o 3 puanla. Hemen düşünüyorum şu anda genel olarak yediklerime bakıyorum. Ya aslında dediğim gibi uyumu yoktu sadece yoksa genel olarak güzeldi. 6 veriyorum. Fazla bile verdim. O görüntüye asla 6 vermez mi o sosisli pilavın yani o çok kötü duruyor. Bayraklarımız geldi. Bu sefer siz hangisini gönlünüzden geçiyorsunuz evet. Onu seçin. Hadi Feride al sen seç ilk önce. Seç abi seç. Kesin bana kötü bir şey çıkacak. Sana kalan bana kalır. Ben şu an gerildim. İspanya. İtalya. Japonya. Ay tam istedim. İnanamıyorum. Bu kadar olur. Evet, enerjimle almışım onu gerçekten evet. Süper. Bravo. Ben bu arada çok memnunum. İtalya'yı gerçekten çok merak ederdim okulda ne yediklerini çocuklara. Ben İspanya'yı hiç merak etmiyordum ama yiyeceğim ya. Aşkım İspanya'yı ben de merak ediyorum ya. Merak etmediklerimiz daha güzel çıkıyor. Evet evet. Tamam o zaman. Rahat hadi. Ol. Ben buna sonuna kadar güveniyorum.
Evet, yemeklerimiz geldi. Bence gayet güzel duruyorlar. Şu an şöyle Feride'ninkine bakıyorum. Evet. Tam manifestlediği şey. Ben gerçekten aşırı mutluyum şu an. Evet, süper. Pınar, sen mesela tabağın hakkında ne düşünüyorsun yani, ilk bakışta? Çorba biraz midemi bulandırmış olabilir. Ama onun haricinde Feride az önce buna saldırdı arkadaşlar. Kendisini zannedip. Ama reçelli ekmek, onu da yeriz, bir tadına bakarız. Hoş duruyor. Ay, onda da bir durmuyor. Fıstık ezmesi olsa daha güzel olmaz mı? Tabii. Vallahi çok güzel duruyor. Şöyle benim tabağıma baktığımızda arkadaşlar çok şaşırmıyoruz. Çünkü İtalya makarna çok normal yani. Beklentimi karşıladı yani, gayet güzel gözüküyor. Ben zaten beklentimin yukarısında bir tabakla karşı karşıyayım şu an. Ve ben çorbamın tadına bakıyorum. O çorba mı? Bence evet. Çorba. Çaka. Ay bu kesin yarasa çorbası. Ay bu çok kötü duruyor ama. Acı ekşili çorba bence bu. Görüntüsü biraz kötü kokuyor bu arada. Değil mi? Yağ kokuyor yani. Bu yağlı mı yiyorlar, ne yapıyorlar? O acı. Bayağı acı hem de. Kızarla pevkine edin. Şifa şifa. Çorba bir tık kötü. Bir belli tık ama kötü. Görüntüsü o kadar kötü duruyor ki. Gerçekten beni de böyle bir şey yaptı, rahatsız etti. Evet evet. Biz de yiyelim bari o sırada. Ben şu omlet var herhalde bende bir. Omletin içinde bir şey mi var? Niye o kadar büyük? Aa, patatesli. Patatesli omlet. Şaka. Çok severim bu arada. Evet, bu arada biz bunu normal hayatta da yiyoruz arkadaşlar, kahvaltıda falan. Evet. Gayet güzel duruyor. Ay bayıldım. Mükemmel. Omlete aşık oldum şu an. Bir de çorbamın tadına bakacağım. Ya bakalım. Ben severim bu tarz çorbaları. Çorba da çok okey benim için. Gerçekten çok güzel. Ben bu tabağı makarna sevdim ya. Bayıldım Feride, inanır mısın? Mükemmel. Ciddi mi? Çok güzel. İtalya makarna meşhur. Zaten yorumu sorudan da yapacağım. Benim suşiler. Ben bunu bitireceğim onu. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben de bu omleti bitireceğim galiba. Şu tatlımla da birlikte bakalım. İspanya bilmiyorum bonkör müdür ama ben bonkör bir insanım. Beraber yeriz. Okey, bakarız onun tadına beraber. Zaten ben onu az önce çalacaktım. Aynen. Senin aklın kaldı. O ellerin gitti oraya. Ben şimdi bir tadına bakıyorum hemen o zaman. Sushi ister misiniz? Afiyet olsun. Ben bonkörlük yaptım ya, ben Feride'de. Bence o zaman puanlamaya geçelim. Ben de puanımı söyleyeyim. Arkadaşlar benim tabağım 10'da 9. Net 9 puan veriyorum. Evet, çok güzel. İnanamıyorum. O makarnanı ver bize bakayım şöyle sıçra. Al canım, istiyorsan al yani çok. Ben yeterince gerçekten İspanya'yı da çok beğendim. Ben de bu arada inanamazsınız 9 veriyorum. Oo. Vallahi 9. Şu an yüksek. Ben de tabağıma sushi olduğu için ben de 9 veriyorum. Bir de çorbadan kırıyorum. Süper. Vallahi bu el elenen olmadı. Aynen. Çorba çok kötü ya. Zaten onun görüntüsünde hayır. Boğazımı yaktı acısı. Ama sen de keşke azıcık alsaydın ağzına. Ne bayağı bileyim, güzel. Yani. Güzeldir diye. Şöyle verdim arkadaşlar. Abi bak, uğursuz verdin sanki. Hayır. Ya. Olur mu öyle şey? Türkiye! Süper! Vay be. Benimki de Hollanda. Ve Meksika. Ooo, takolar gelsin takana kala. Hadi bakalım. Ben yiyorum. Ay hadi ye sen. Aman dikkat et, boğazında kalmasın. Tadıyoruz hemen arkadaşlar. Bak güzel. Aa, bu nasıl güzelmiş Meksika'nın. Ben bayıldım şu an. Arkadaşlar Hollanda için şunu söyleyebilirim. Çorba çok okey, çok güzel. Hemen diğer şeyleri de ben tadıyorum. Onları da yorumluyorum. Ben de takoya sıkıştırdım şu an. Nerede barbunya tam olarak? Üçüne koymuştum. O kadar az koymuş ki. Bir saniye. Görmedim yani. Tadımlık yaptım. Ben galiba. Sen aşık oldun. Evet, aşık oldum. Cacık benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Lan onu gördün, kalbinden vurulmuş gibi. Cacık. Dedi. Ondan sonra acaba şu an çok severek yiyor. Bu arada benim yemeklerimi ısıtmışlar. Demek ki Türkiye'de okullarda çocuklara yemekler sıcak veriyor. Çok iyi ama. Kızlar fark etmiyorsunuz, ben burada ölüyorum. Şaka yapıyorsun. Ben de yaralıyım. Boğazımda kaldı, çok kötüydüm. Yutamadım. O kadar kuru geldi ki. Yemin ediyorum çok kötü oldum. Ay inanmıyorum. Böyle yaptı. Dedim bir şey oluyor. Hani 5 dakikada falan yuttum gerçekten. Hollanda'da soğuk gönderiyorlar. Evet, çok kuruydu. Arkadaşlar evet. Bence bunun yanına gerçekten bir şey mutlaka içmek lazım ve içine. O sıra ölüyordum. Ben aynen evet. Çok kötüydüm. Toparladım kendimi. Aranıza tekrardan geldim. Şunu söyleyebilirim. Bence okul için gayet uygun bir yemek ya. Ben Türkiye'yi yorumlamıyorum, yiyorum. O kendini yorumluyor zaten şu an Feride. Gerçekten. Evet. Afiyet olsun, çok güzel gözüküyor. Vallahi ben bahsetmeme gerek yok, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Taco değil, tak olmuş bu. Gerçekten tak. Barbunya gene güzel. Beğenemedim çok. Puanlayalım mı? Evet, bence de evet. Puanlayabiliriz. Bu sefer puana ben başlayayım. Arkadaşlar ben dediğim gibi okey, boğazıma kalmasına rağmen ben puan olarak 7 veriyorum. Oh, gene evet. İyi verdim. Bence okul için uygun çünkü. Güzel.
Ben puan olarak 10 veriyorum. Bu arada challenge'ımızdaki ilk 10 puanı senin tabağın aldı. Evet. Sen puan vermiyorum. Geçin benim ağzına. Ben 5 veriyorum ya. Hani 5 yeter bence. Kalpleri kırılmasın diye şöyle bir başlardım. Aynen. Muz yersen doyarsın. Aynen. Evet arkadaşlar, son 3 ülkemiz, 3 tabağımız şimdi geliyor. Ay çok heyecanlandım. Son 3 ülke. Hadi bakalım. Böyle. Vampir köylü gibi her kimle kaparsın. Güzel bir bayrak girdi. Çok heyecanlandım. Fark ettim onu. Bu da Serena. Aramızda o da Pınar'ın. Hadi bakalım Pınar. Hadi yine bakalım. Şansına bahtına. Hazır mısınız? İlk ben açıyorum. Aç bakalım. Azerbaycan. Güzel yer geldi ya. Azerbaycan'a çok selam. Selamlar. Evet. Bakalım. Evet. Bakalım sizin ülkeler. Fransa. Bana da Çin çıktı arkadaşlar. Umarım güzel bir yemek gelir. Çin yemekleri biliyorsunuz çok da güzel olmuyor ama ümidim var. Kafayı yiyeceğim ya. Canlarım, tabaklarımız geldi. Efsane duruyorlar gerçekten. O zaman tadıma geçelim bence. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Ben şu ton balığı. Evet ya. Şimdi ben cacık yedim, sushi yedim, ton balığı yiyorum şimdi. Midem var ya, hasat olacak. Normal bildiğimiz ton balığı. İnanamıyorum. Çok güzel değil mi? Canım mantı mükemmel. Bayıldım. Biraz daha yiyeceğim hatta. Türkiye'de bu mantıdan ne yok? Var var. Bir şey söyleyeceğim. Şuradaki ne? Ne var orada? Orada. Ha, böcek mi? Şaka. Aa! Aa, ben de zannettim böcek var. Aklım çıktı arkadaşlar. Afiyet olsun canım. Hiç problem değil. Ama gerçekten ödüm koptu. Ben derim böcek mi? Sarma hırsızı. Oha, kuş üzümlü. Sarma çok iyi. Ay afiyet olsun. Bir dakika, bir şey çıktı sanki benim böreğimin içinden. Ne çıktı ya? Çin yemeği yiyorsun öyle bir anda ısırma. Ay gerçekten. Aynen. Bu ne? Kız solucan mı bu? Pişmaniye. Gerçekten. Efil efil. Fasulye o. Fasulye mi? Bu kadar evet. İnce fasulye ha böyle olur. Niye böyle oldu? Hayır şey. Nasıl desem ki bitki şeklinde fasulye. Aşkım ben bunu nasıl çorbamda vardı ya. Ay evet. Bir tık kötü ama. Çok kötü ya. Haberin olsun. Bana içindekiler şeyi anımsattı. Böyle hani pamuğun içine koyardık ya bezelye gibi. Ondan böyle şeyler filizler çıkardı. Sanki evet, o filizler. Evet. Onlardan zaten. Değil mi bence de? Evet. Ay, nasıl tepkiler veriyorsun? Midem bulandı ya. Ben de çok kötü oldum. Evet. O zaman son tabaklarımızı yorumlayalım. Evet. Yorumlayalım. Pınar başlamak ister misin? Aslında hiç başlamak istemiyordum. Ya gerçekten bu haşlanmış mantı çok güzel. Evet. Onun haricinde her şey sıfır benim için. Mantı için oyumu kullanıyorum ve 4 diyorum. İnanamazsınız. Düşük bir puan aldı. Gerçekten. Ülkesi, evet. Ben Fransa'ya, bu sarma benim değil. Onu geri iade aldım. Çok saçma bir menü olduğu için 2 veriyorum. Çok haklı. Gerçekten o çok kadar haklı. Alakasız o kadar şeyler alakasız var ki tabağında. O kadar alakasız şeyler var ki tamam böyle çocuğun midesinin bulanması için yapılmış bir tabak gibi ama evet. Ot, o, bu, şu. Hani yedin ve yani. Şeyde dersten sınavdan kaldın. Kalırım yani, tabii. Beynim çalışmaz. Aklım ben niye onu yedim diye düşünür dururum sınavda. Arkadaşlar tabak efsane. Normalde tam puan verecektim ama sarmada sadece kuş üzümü var. O çok benim tercihim değil. O yüzden 1 puan kırıyorum. Onun dışında her şey muazzam. Ben de 9 veriyorum. Süper. Aynen. Bence de. Ben çok üzülüyorum kendime. Neden? Tabağa bak, bizimkine bak. Biz var ya gerçekten. Biz bir çok şanssızlık fark ettik. Evet. Hep onun ben bir iki kere bir yakaladım ama onda evet. Hiç kötü yok. Hiç kötü yok. Hiç. Hep güzel. Çok güzel. Şanslıyım. O zaman koklamaya devam mı ediyorsun? Tabağa veda edemedin niye? Ben hala şeydeyim, anladın mı? Neden bunu yedim? Şokundasın yani. Ton balığı yedim ya. Kuru kuru bir de. Ne ekmek var ne bir şey var. Kruvasanı ona bandırıp yiyecektin. Ay Pınar. Ay. Çok pisleştim yani, ya. Gerçekten. Çikolatalı kruvasanlı ton balığı. Ceza gibi biraz. Ay. Yok canım, challenge sonu yedirelim, olsa. Gel. Bir şey söyleyeyim, net yedirelim. Evet. Hayır hazır. Sakın. O sundu bu teklifi. Ya bakın evet, bir şey söyleyeyim, ben böyle bir şey teklif etmedim. Sen yeseydin güzel olur dedim. Hoca olsun. Gravatlarım kirlenecek lütfen. Hoca bekliyor beni. Hoca. Yiyeceksin. Aç ağzını. Aç ağzını. Oo. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu videoya 30 bin like gelirse ülkelerin abur cuburlarını yiyeceğiz. Bence mutlaka gelir. Mükemmel olur bu ya. Evet, fena gerçekten. Video. 30 bin beğeni atın da biz de yiyelim şu abur cuburları. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle çok iyi olur. Arkadaşlar bu arada hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ve kanalın bildirim zilini mutlaka açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz. Görüşürüz.